Mahallemizde 1000'e yakın evimiz yıkıldı daire olarak. Biz yıktık, depremde yıkıldı. 400'e yakın şehidimiz var, deprem şehidimiz var. Acı günlerdi, Allah bir daha göstermesin. Hatırlamak da istemiyorum, aklımızdan çıkmıyor. En çok burada yıprandık çünkü karşıda binamız çökmüştü. Her gün gördüğümüz insanlardı. Hala telefonları cebimde duruyor, silemiyorum da. Bazen denk geliyor, üzülüyorum. Acıydı, çok acıydı. Sabah evden çıktık, buradan geçtim. Geçince baktım bina yıkılmış. Arabayı sağ park ettim hemen. Hemen gittik, aşağıdan birinin sesi geliyordu, yaşıyordu. İsmail amca vardı, o yöneticiydi. Adam yaşıyordu. Su deposu oradayım, beni alın diyordu. Ama girmek imkansızdı tabii o an için. Allah rahmet eylesin. Ve ondan sonra diğer çöken yerlere 5'er dakika gidebildim. Gidemedim çünkü burada cenazeler çıktığı için hiçbir yere ayrılamadım buradan. Hala aklıma gelmiyor, ürperiyorum. Çok acı günlerdi. Çok trajikomik şeyleri yaşadık, ama Allah bir daha göstermesin diyor. Başka bir şey demiyorum yani. Burada böyle bir yer yaptık. Bunun 3 katı malzeme vardı aslında. Ama insanlar gelip aldılar tabii kendi şeylerini. Tanıdıklarını aldılar. Hatta bugün de bir tanesinin albümünü teslim ettik. Hala burada sergiliyoruz. Gelip bakıyorlar. Görüp almak istemeyen de var. Kalsın burada diyen de var. Biz de bir köşeler olsun istedik mahallemizde. İnşallah burada böyle kalacak, sürekli kalacak burada. İnsanlar buna bakıyor, geliyor, tanıyor, biliyor. Bu benim diyor, bu fotoğraf benim diyor. Ama kalsın diyor. Acı ama bir hatıra gibi oldu sanki. Bir çocuğun pateni çıktı. O çok etkilemişti bizi. Mesela bir kedimiz vardı. İnşaattan yıkayın ayrılmadı, doğum yapmış, onunla ayrılmamış. Bütün evler kırık çıktı, sadece yavrusu onu 3 çekmeye sağlam çıktı. Bir de abimiz vardı, polis emeklisiydi. Depremden kurtuldu, ilacını almaya çıkmış, ilacını almış aşağı inmiş, araba binince kaza yaptı, rahmetli oldu. Ya bunun gibi birçok olay var yani gördüğümüz, şahit olduğumuz.